Yollar bizi bekler. Hadi bakalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi Kemalyeliler taş yoldan geçiyoruz. Buradan Karanlık Kanyon'a, oradan da Sivas Divriğe doğru devam edeceğim. Demin stikerimizi yapıştırdık. Burada stikerimizi yaptık. Hatta yakından bir daha göstereyim size. Stikerim kimlerin arasında, kimler var? Burada kocaman ve can alıcı Kolaçan'ın stikeri. Ondan sonra iki teker iki yürek, onlara da çok selamlar ve kendimi de ikisinin orta yerine şuraya yerleştirdim. Sevgi dolu, herkese iyi yolculuklar. Gelen herkes, çok güzel stikerler var burada. Yabancı, yerli, arkadaşlar, eş, dost, herkes burada var. Şimdi buradan, hatta tünelin sonu gözüküyor. Böyle başlıyoruz. Buradan Sivas Divriğe kadar taş yoldan gideceğiz. Ve size de burayı göstereyim istedim. Burası da Keban'ın uzantısı işte. Kemalye bu tarafta kaldı. Gideceğimiz yön de bu tarafta. Bu köprüde normal yolu kullanmak isteyenlerin gideceği yol. Ama biz zor olandan gideceğiz. Burada bu arada tünel yapımında uğraşmış, bütün emeği geçmiş, herkese Allah razı olsun, vefat edenler varsa onlar da gani gani rahmet eylesin. Buradan devam ediyoruz. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an end.
Kemaliye taş yolu bitirdik arkadaşlar. Mr. T'ye çok teşekkür ediyorum. Var ya, canlı gibi görmeye başladım iyice ve çok seviyorum bu motoru. Bir tanem. Şimdi gelelim. Çıkış yolu Kemaliye Karanlık Kanyon'da bitirdik. Taş yolda artık asfalt yol başladı. Gördüğünüz gibi. Buradan yolumuz Sivas'a doğru gideceğiz. Ama gerçekten tecrübe isteyen bir yol. Dikkat edilmesi gereken bir yol. Yalnız olmamak gerektiğine inanıyorum. En azından bir artçı veya en azından bir başka bir motor, iki motorla bu geziyi yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Manzaranın durumu da burada. Onu da gösterelim. Harika bir manzara var. Arkadaşlar bu yolu yapın. Gezin, görün, eğlenin. Türkiye görülecek bir yer.